Evet arkadaşlar, şimdi örgü tabanımızı yaptık. Bir önceki videoda uzun olmaması adına videoda tamamladık. Şimdi konversimizin 19 numara konversimizin bu şekilde tabana monte ettiğim haliyle de üst kısmına geçmiş olduk. Ben burada düğümümü atmıştım. Bu arkadan tam topuğa geliyoruz. Arkadan iki dal çıkarıp bu şekilde bir zincirle çekip aynı yere sık iğne yaparak bu sırayı devam edelim. Kanalıma da abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup zil görseline de basarak bildirimlerinizi açık tutarsanız çektiğim videolardan anında haberdar olursunuz. Bu sırayı biliyoruz zaten. Komple iki dalını, arka iki dalını alarak örmeye devam edelim topuğa kadar. Topuğa geldim. Şu dibine batmadan, orası zaten başladığımız yer, hemen bir zincir çekerek başladığım kısmını birleştirme yaptım. Bir zincir çektim. Diğer babetlerde yaptığım gibi yine terse dönüp sık iğne yapacağız. Hemen bir zincir çekip dibine batarak ben başlıyorum. Topuk kısmına kadar sık iğne yaparak devam edelim. Yine tekrar dibine geldim. Dibine batmadan hemen bu zincir çekip sık iğne yaptığım iki tepeye birleştirdim. Bir zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Bu da terste düzlü sık iğnemiz olacak. Çünkü arka dalımdan aldığımız sık iğne sırasıyla 3. sırayı örüyoruz. Yine bu sırayı da örelim. Sonlarında, başlangıçlarında göstereyim ben. Kaç sıra olduğuna da emin olalım. Tekrar dibine geldim. Aynı şekilde başladığım bir zincir çekip başladım. Sık iğnenin tepesine batarak birleştirdim. Şimdi geriye döndüm. Dördüncü sıra sık iğnemizi dibine batarak örmeye başlayalım. Yine sonuna geldim. Hemen dibine batmadan burada birleştirme yapıp geriye döndüm. Bu son sıra olacak. Yani arkadan aldığım dal alarak yaptığım sık iğne sırasıyla birlikte toplamda 5 sıra sık iğne olacak arkadaşlar. Diğer büyük babetlerde bunu 6 sıra yapıyorduk. Bunu da son sıra sık iğnemizde yapalım. Sonuna geldik. Hemen burada birleştiriyoruz kaydırmayla. İpimi burada keseceğim. Bu şekilde kenar kısımlarında ördük. Hemen ön kısmından başlayalım. Tam tepeyi şöyle tutturup şuraya denk geliyor. Tam tepe. 9 ilmeği 7'ye düşürerek burada başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İç dallarından. Yani siz
direkt dış dalından da alarak başlayabilirsiniz. Hemen ikisini bir alıyoruz. Üç, dört, arkadan da ipimizi gizleyelim. Beş, altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı, ikisini de bir alıyoruz. Başta ve sondaki ile iki aldığımız kısımla birlikte 7 ilmek oluyor ama toplamda 9 ilmeği 7'ye düşürüyoruz. Şimdi hemen 2 kaydırma yapıyorum. İç tek dallarından geriye dönüyorum. İkinciye sık iğne yaparak devam ediyorum. Aynı diğer babetlerde yaptığımız gibi sonunda da batıp hemen ipimi alt alıyorum. Şöyle yakından göstereceğim. Tek dalını, içe bakan tek dalını ipimi çekip buradan çıkardım. İpimi alt alıyorum. İpim üstte kalıyor. Pardon, tığımı alt alıyorum. İpim üstte kalıyor. Sonra ipimi çekip ilmekten çıkarıyorum ve geriye döndüm. Bu şekilde de ön kısmına başladık. Ben 17 arttırma olana kadar devam ettim. 17 arttırma olana kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle önünü şöyle düzeltip kaç diş olduğunu da size göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 diş yapacağız. İlk sırayı saymıyorum. 5 diş, yani toplamda herhalde 11 sıra olacak. Ben oraya kadar örelim. 17 arttırma ben yaptım. 19 numara bu bebek babet konversi. Siz yani 20 üzeri numaralara 24, hani onu zaten ören arkadaşlarım bilir, eli alışkın olanlar. Numaralar büyüdükçe siz önlerden artırmaları 17, 18, yani çıkartabilirsiniz, 2 2 artırabilirsiniz. Her numarada değil ama 2 3 numara sonrasında sayılarınızı artırabilirsiniz. Bu en küçük sayıları için, yani en küçük numara için bu oluyor. Bu şekilde devam edelim. Bu sırada her sırada bir arttırarak aynı normal babet önü gibi örüyoruz. 17 arttırmaya kadar devam edeceğim ben şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde arttırma yaparak ben ördüm. Burada bu tarafa geldiğimde 15, bu tarafta bırakacağım. 17 demişim ama 16 arttırmada bırakacağım. Devam ediyorum. Şimdi iç dalımdan 2 adet kaydırma yapıp, yani sayılarınızı siz kendinize göre, elinize göre, ayak numarasına göre de arttırma eksiltme yapabilirsiniz. Dediğim gibi 19, 20, 18 numaraya da bu sayılar olur. Bu tarafta ipimi bırakacağım. 16 sık iğne de bitirmiş olduk artırmayı. Sonuncuya batıyorum. Ve bir tane kaydıracağım. Beyaz ipe geçeceğim. Şu ön kısmını arkadaşlar. Şu orası görünmüyor. Şimdi bu ipimi burada uzunca kesiyorum. Şu kaydırmaları yaparken, şu kenar kaydırmalarını yaparken ip kesip düğümlememek adına ben bunu uzunca keseceğim. Biraz göz kararı.
şu şekilde koyayım. Ne kadar olduğuna siz de ya oraların kaydırmasına yetecek kadar siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani uzun olsun, kısa olmasın. Çünkü kısa uzunun çaresi var ama kısanınkini tekrar düğüm atmak zorunda kalırız. Amacımız zaten sürekli ip bırakmamak. Şöyle sardım. Bu içinde de kalabilir. Dediğim gibi şimdi beyaz ipe geçiş yapacağım. Beyaz ipimi bir kaydırma yapmıştım öncekiyle. Hemen ilmeğin içinden geçirip bir de beyaz iple ikinci kaydırmamı yapıp birazcık burada sıkı tutmamız lazım. Yani şöyle düğümümü attım. Bu zaten içeriden gizleyeceğiz. Bu da iç kısmında kalacak. Hemen yine ikinciye batarak özür dilerim. İkinciye batmadan burada 16'yı artırmada bitirdiğimiz için şimdi arkadaşlar direkt üçüncüye batarak devam ediyoruz. Artık ikinci değil, artırma yapmayacağımız için bir de şunu söylemek istiyorum. Beyazı şöyle göstereyim tekrar. İç dalından alacağız. İlk sırayı göstereyim ben. Bir, iki. Üçüncüye batarak şöyle iki şu ipimizi arkada bırakalım. Beyaz ipimizi gizleyerek devam edelim. İkinci dalından alarak başlayacağız. İç dalından yani. 2 sık iğne yapacağız. Normal. Yakından göstereyim. Şöyle iç dallarından alıyoruz bu sırayı. Artık 16 sık iğne de bitirdik. İpimizi de gizledik. Artırma yapmadan. Bu şekilde toplamda ben size söyleyeceğim. Devam edelim. Şu yanlardaki kaydırmaları da size göstereyim. Bu sırayı bu şekilde örelim. İç dallarını alarak. Sonuna geldim. Dibine de batarak. Şimdi bu arkadan içten dal alarak kaydırmayı yaptığımız yer değil. Yani hemen buradan artık içten almadan direkt normal sık iğnenin tam içlerine batarak kaydırma yapıyoruz. İç dal almıyoruz artık. 2 3'üncüye sık iğne artık normal sık iğne yapıyoruz. Sadece beyaz kısmına başladığımız ilk sırada iç dallarını alıyoruz. Şimdi normal bu beyaz kısmı örmeye devam edeceğiz. Sonuna geldim. Şöyle tekrar bir saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sık iğnemi yaptım. Hemen yine burada da iç dalını artık batmıyoruz. Kaydırmamızı şöyle tekrar göstereyim.
Farkında olmadan kamera açısından çıkıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Artık iç dalını almıyoruz. Şu şekilde alttan tığımı geçirip ilmeğimi de içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Bir iki üçüncüye batarak devam ediyoruz. Bu şekilde 4 diş örelim. Tekrar ben size göstereyim şu kenarlarına yapacağımız kadarını. 3 diş öreceğiz bu kısmı. Yani 6 sıra kenarlarını kaydırma birleştirme yerine. Diline de battım. Hemen normal sık iğne içine 2 adet kaydırma yapıp üçüncüye batıyorum. Üç sıra daha devam edelim arkadaşlar. Aynı şekilde arttırma yapmadan. Evet, şimdi bakın şöyle göstereyim. Kenarlardan birleştirmiştim. Arka iç dalını alarak bu tarafa geldim. Sık iğne sırasıyla birlikte toplamda 7 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm toplamda. Özür dilerim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 7 sıramı. Yani onu dediğim gibi bu tarafa bakar. Şöyle 3 diş olacak toplamda. Siz onu ipiniz bu tarafa geldiği zaman kaç sıra olduğunu artık, çünkü karıştırabiliyorum ben de 6-7 sıra ördüğümü. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6 bu tarafa 6 gelme, yani 6. sıra bu tarafa denk gelmesi lazım. Hemen şimdi orayı bir tane kaydırma yapıp bir zincir çektim. Bu şekilde sık iğne dibine batarak artık yanlardan kaydırma almıyoruz. Burada bitiriyoruz. Bu beyaz kısmını örmeye devam edeceğiz. Son sık iğnemi de yapıyorum. Artık bu yanlara kaydırma yaparak eklemiyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyoruz. 2 3 4 5 devam edelim. Burada da sonuna geldim. 16. sık iğneyi yaptım. Bir zincir çektim. Dibine battım. Bu şekilde bu öndeki beyaz kısmını örmeye devam edelim. Ben şimdi kaç diş, kaç sıra olacak toplamda, dibine de battım hemen. Bir zincir çektim. Tekrar geriye dönüp tam dibine batarak başlıyorum. Her dönüşlerde, her bitimde bir zincir çekip dönüp dibine batıyoruz. Sonlarda da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yukarıya doğru ön kısmını konversin
yapacağız. Ben şimdi ön kısmını sayıp net size kaç sıra olduğunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, toplamda 17 sıra sık iğne öreceğiz. Şu ilk başladığımız sırayla birlikte, yani iç dalından aldığımız sık iğne sırası ile birlikte 17 sıra, yani buradan görüntüsü 8 diş olacak. Burası dibe kaldığı için yanıltmasın bizi. 17 sıra aynı bu şekilde örerek devam edelim. 17 sıra sık iğne olana kadar. Evet arkadaşlar, toplamda bakın şöyle kenarları ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş oldu. Şu son dibinde kalan o gözükmüyor. Sık iğne, arkadan dalarak yaptığımız sık iğne toplamda 17 sık iğne oldu. Şimdi bu son sıra sık iğnemizi iki tane sık iğne yapıyorum. Yanına iki çakma sık iğne, yani aynı yerlere batmıyorum. Şöyle göstereyim. Bu boğaz kısmı, yani ayağın üstüne gelecek olan kısım birazcık daha rahat dursun. Yani uzun, geniş olsun, kapatsın boğaz kısmını diye. Şimdi bu ortada kalanlara ikili trabzan yapacağım. Yani o siz ayak numaranıza göre, şimdi tam sayı veremem. Yani 17 sık iğnenin işte 13 tanesi bu trabzana denk geliyor, ikili trabzana. Çünkü sonda da 2 çakma sık iğne ve 2 sık iğne yaparak bitireceğiz. Şimdi 2 çakma sık iğne, 2 tane de sık iğne yaparak bu şekilde yaptık. İpimizi burada keseceğiz. Burada işlemim bitti. Gomersimiz yavaş yavaş şekil almaya başlayacak inşallah. Ben de çok sonucu merak ederek eşini örmüştüm. İnşallah sayılara dikkat ettiğiniz sürece siz de güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Öncelikle şimdi şu tarafından başlayarak yine beyaz kısmını, siz renkleri kendi tercihinize göre yapın. Tam dibinden şuradan alıyorum. Bakın, bıraktığımız iç dallarından alarak kaydırma yaptığımız son kaydırmadan alıyorum ipimi. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yaptım. İpimi de gizleyerek ilmek çıkartacağım. Arkadaşlar, ben burada şu şekilde başlıyoruz. Bu ip iç tarafta kalacak. Zaten hemen şu aralara yakından görmek için şöyle ipi iyice arkaya alayım. Şu aralardan sık iğne şeklinde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Buraya kadar geldik. Hemen dibine bakın. Burada zaten dibinden sık iğneyi direkt alıyorum. Şimdi her sık iğne içine batarak devam ediyoruz. İpimiz burada içinde kalacak. Sonra gizleriz bunu. Bu şekilde ilmeklerimi çıkardım ben.
sıra sonuna kadar ipimizi de gizleyerek normal sık iğne içlerine batarak sık iğne örüyoruz. Sonuna kadar gelelim. Aynı şekilde burada da şu aralardan ilmek çıkararak aynı karşıda başladığımız yere kadar öreceğiz. Bir tane de şu kaydırmayı alalım. Orada da kaydırmadan, ilk kaydırmadan başlamıştık. Bakın, denk getirelim oraya. Şimdi bir zincir çekip hemen bir değil arkadaşlar, ikinciye batarak devam ediyoruz. Terse dönüp terse düze. Sonuna kadar gelelim. Her sırada bizim iki eksiltmemiz olacak. Onları da göstereceğim size. Devam edelim sonuna kadar sık iğne yapmaya. Bakın böyle çıkartmış olduk ilmeklerimizi buradan. Şu şekilde yine sonuna kadar geldim. Burada son şuraya batmıyorum, şu dibine. Her geldiğimde, yani her sıra sonuna geldiğimizde son dibindekine batmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ikinciden bir, şöyle yakından göstereyim. Bu değil, bu ikinciden batarak bu sırada eksiltmemizi yapmış olduk. Yani hem dip sıra sonundaki bir sonuncuya batmıyoruz, hem de bir zincir çekip başındaki değil, yani dibinde değil, normalde arttırma eksiltme yapmadığımız zaman tam diplerine batıyorduk ön sırasında şu kısmı ördüğümüzde. Ama burada eksiltme yapacağımız için hem sıra sonuna geldiğimizde son sık iğneye batmayacağız, hem de sıra başında bir zincir çekip ikinciden başlayacağız. Aynı tokalı babette izleyenler vardır arkadaşlar. Tokalı babette yapmış olduğumuz teknik gibi. Yine sonuna kadar gelelim. Birkaç sıra ördüğümüzde belli olacak zaten. Şu şekilde arkadaşlar, bakın dibine geldim. Yine son taneyi bıraktım burada. Bir zincir çekip hemen dibindeki değil, yanındakine ikinci sık iğneye batarak bu şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz. Yine diğer tarafa da geçip aynı işlemi uygulayacağız. Ben oralarda size göstereceğim. Tekrar sıra sonuna geldim. Bakın son bir taneyi bırakıyorum burada. Bir zincir çekip ikinciye sık iğne yaparak başladım. Bu şekilde her sırada 2-2 eksilterek konversimizin yan kısımlarını tamamlayacağız. Bitene kadar bu şekilde. Kaç sıra olduğunda, kaç sıra olduğunda size şimdi söyleyeyim arkadaşlar. İlk sırayı yine arka, hani ilk sık iğne bu tarafa geldiğimiz sıradan ayrı 1-2-3-4-5-6 diş olacak komplesinde. Yani 6-6-12-13 sıra sık iğnemiz olacak. 13 sıra sık iğne olduktan sonra size tekrar devam edeceğiz. Yani 13 sıra sık iğne yapılana kadar bu eksiltmelerimiz devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kenar kısımlarını bitirdik. Bakın 1-2-3-4-5-6 diş yaptım. Alttakiyle birlikte toplamda 13 sıra sık iğne gitmiş olduk. Buraya geldim. İplerimizi gizleyeceğiz sonradan. Hemen sık iğne yaparak bu dibine battım. Yani son bıraktığımız bir taneyi batarak şimdi tam tepeye, kenara, araya sık iğne yaparak iniyoruz. Tepeye,
araya bu dibine. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Orası böyle düğüm atacağız. Bu başta yine dibinde bir tane sık iğne bıraktım. Bu şekil düğüm attım ben. Buradan aşağı gitmeyeceğiz. Direkt buradan başlangıç yerimiz olacak. Bu iplerimizi de bu beyaz iple işimiz bitince gizleyeceğiz. Hemen şuradan başa ben dibinden de alabiliriz. İpi şöyle çektirelim içine. Düğüm attığımız için şurada arada gizleyerek çıkaracağız onu da. Bir zincir çektim. Hemen ben bakın bu sonlarda bıraktığımız iplerin tam tepelerine bir sık iğne yaptım. Şimdi bu araya bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne de tam tepeye. Bir sık iğne bu yana, bir sık iğne araya, bir sık iğne tam tepeye olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yani arasını da açtığım için kusura bakmayın. Ben bunu neredeyse bir ay önceden bir ilk kısmını çekmiştim, örgü tabanını. Unutuluyor yapınca da, yani o yüzden özür diliyorum tekrar. Aklıma sonradan geldi. Bir sık iğne araya, bir sık iğne yanına, bir sık iğne. Yani üçer üçer toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benimkisi 16 sık iğne olmuş tam tepeye geldiğimde. Siz de ona göre ayarlayın. Bu şekilde 17 tane sık iğnem oldu. Araya, yan kısmına, baştaki boş bıraktığımız sık iğnelere sonlarda. Üçer tane yaparak böyle 17 sık iğnem oldu benim. Hemen burayı da sık iğne yaparak diğer tarafa ilerliyoruz. Buraya geldik. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Tam tepeye geldim. Yana battım. Araya battım. Buradaki sık iğne yana battım. Araya battım. Burada hani boş bıraktığımız sık iğneler vardı sıra sonlarında. Oralar, bir de sık iğnenin yan tarafı, bir de tam ara köşeler, yani ara boşluklarına batıyoruz. Sık iğne tepesi, ara, yan tarafı, sık iğne tepesi, arası, yan tarafı, son araya battım, son sık iğne tepesine battım. Burada şu yine tekrar dipte kaydırmayla birleştirdim. Burada beyaz ipimizle işlemimiz bitti arkadaşlar. Beyaz ip ile işlemimiz bitmedi arkadaşlar. Kesmiyoruz. Şimdi hemen kaydırma yapıp bir zincir çekmiştim. Sık iğne yaparak ikinciden bir sıra daha buraya kadar sık iğne öreceğiz. Kenarları iyice düzelsin, düzgün olsun diye. Bakın şu şekilde düzeltmek adına bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Sonuna kadar geliyoruz. Bu kez bitecek. Yani kendime de kusura bakmayın arkadaşlar. Sürekli diyorum yani. Arası açılınca bir şeyi yapıp da yani hemen 2 gün 3 gün içinde en geç videosunu çekmediğim zaman unutabiliyorum. Buraya kadar sık iğnemizi örelim.
bu şekilde düz, daha düz durması için sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Hemen ipimi kaydırıyorum. Burada bir zincir çekip ipi içeriye doğru saklayabiliriz. Şu kısımlardan. Böyle burayı da bitirdik. İplerimizi gizleyelim. Şimdi şu kaydırmalarını yapacağız. Şu kenar kaydırmalarını içerideki bıraktığımız iple. Evet arkadaşlar, şimdi konversimizin yanlarını, önünü, iplerini gizledim. Bu içerideki ipimi şuradan çıkarıp kaydırmasını yapacağım. Buraya çıkardım. Bu taraftan. Şöyle kaydırmasını, ilmeğimi aldım. Başladık. Kamera açısından çıkmadan sık iğne içlerinden hemen sık iğne diplerinden devam ediyoruz kaydırarak. Bu sırayı da bitireceğiz. İçlerinde kalıyor. Bakın arkadaşlar. Şu dibe kadar gelelim. Bu kısmı aşağıya kadar inelim. Dibine kadar ördüm. Bakın şu diplerini de bırakmayalım. Buraya kadar yaptım. Şimdi ilmeğimi içeri çekeceğim. Şu alttan. İlmeğimi alttan içeriye çektim arkadaşlar. Hemen şu kısımlarını da kaydırma yaparak bitireceğiz. Hem sık iğne ortalarına hem aralarına batıyoruz. Bu şekilde sık iğne, zaten orada bellidir yerleri, sık iğne ortalarına, aralarına. Başa geldiğimizde de zaten yine içlerine batarak devam ediyoruz. Bu şekilde kenar kısımlarını örelim. Sonuna kadar gidelim. Bu ipimizin de işlemi bitecek burada. Evet, sonuna da geldim. Bu şekilde tamamlayıp ipimi kesiyorum. Bu ipimizi de gizleyelim. Sonra kenardaki siyah iplerini, kaydırmalarını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kaydırma kısmına geçeceğiz. Yine buradan başlayacağım ben. Siyah ipimi alıyorum.
tam tığımı içeriye şu kısımdan içeriden alacağız. Yani tığımız şöyle, ipimizi içeriden sürekli götüreceğiz. Kaydırmaları bu şekilde yakından göstereyim. İpim burada. Yani kaydırmaları almıyoruz. Kaydırmaları üste bırakıp bu şekilde şu kaydırmaların altından direkt arasından içeriden ip zaten içeride elinizde olacak. Onu yönetebiliyorsunuz. Şöyle de gevşek bırakırsanız daha kolay. Ön tarafı biraz zorlayacaktır ama diğer taraflar, yan taraflar daha kolay ilerleyecek. Hemen kaydırmalarımızı bu şekilde devam ettirelim. İp içeride. İpimizi rahat benim de ilk denemem olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın zorlanabiliyorum. Yaptıkça eliniz alışacaktır. Böyle. Bu şekilde kaydırmamızı yaparak devam edeceğiz. Burayı geçtik. Bu kısma gelince daha kolay olacaktır araları. Şu başladığımız yere kadar gelelim. Tam şu aralardan göstereyim tekrar. İçeriden alıyoruz ipimizi. Bu şekilde devam. Arkadaşlar şimdi hemen buranın sonuna da geldik. İpimi burada kesiyorum. İçeriye alıp içeride gizledim mi bu işlemde siyah iple de işimiz bitmiş oldu. İplerimizi gizleyelim. Kuş gözlerini hızlıca takıp bir tanesini ben göstereceğim. Zaten belli. Baktığınızda resimde Instagram sayfamda da yakın çekimini ben paylaşacağım. Oradan da bakıp sıralarını ben burada da hızlıca söyleyeceğim. Devam edelim. Şöyle siyah kullandım ben. Siyah kuş gözlerimizden 6 adet içinden alıyorum. Şöyle kuş gözlerimi halkalarımla birlikte aldım arkadaşlar. Ben şöyle gümüş rengi birebir bunu bulamayabilirsiniz. Benim de elimde olmadığı için şimdi arkasına zaten arkada kalacağı için çok fark etmez. Bakın burada hemen bir sık iğneye bırakıp buradan da bakabiliriz. Ben kalem yardımıyla yapıyorum arkadaşlar. Siz şişle de yapabilirsiniz bunu. Kalın uçlu burada örerken ben hiç arada şey boşluk bırakmadım. Bir sık iğne bırakıp şöyle şu kısımdan bak buradan geçirdim. Göz kararı zaten görünüyor orada. Bir sık iğne bıraktım. Kalemimi buradan aşağıya biraz zor olacak ama geçiyor. Bakın geçirdim. Hemen kuş gözümü takıp denemek istiyorum. Evet, kuş gözümü takacağım. Ben kalemle yapıyorum. Şöyle kalemi bastırıp güç kuvvetle bunu yukarıya çekmek için daha iyi oluyor. O yüzden gibi de çıkmış gibi.
Hemen buraya halkamı yerleştirip basacağım. Boğaz kısmına. Bunu sade kuş gözü makineleri de var arkadaşlar. Elde yapılır. Kuvvetlice bastığımız zaman kuş gözümüz buraya oturmuş oluyor. Bakabilirsiniz. Hepsini aynı mesafede bir diş bırakacağım. Bir diş sonra buradan aynı hizada 3 tane kuş gözü karşılarına da gelecek şekilde yapalım. Bunu göstermiş oldum. Dediğim gibi siz şiş yardımıyla, ben bu kalemle yaptım, elimin altında bu vardı. Kuş gözlerini de takalım, sonra tabana monte edeceğiz. Evet arkadaşlar, kuş gözlerimizi taktık bu şekilde. Siz dediğim gibi iyice buralardan ben resimde paylaşırım. Bakın mesafelerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben tabana monte edeceğim. Sonra aksesuarına inşallah. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan şöyle 19 numara hazır taban tığlama sayılarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da ayrı bir video olarak kalsın. Kullandığım tabanlar Selma Erdoğan tabanlıkları, 19 numara uyumlu bir taban tığlaması yapacağım. Tığımda tulip marka numara 5, 1.50 milim bir tığla tabanımı tığlayacağım. Şimdi burada 19 numara olduğu için delik mesafeleri çok sık. İpimi düğümleyerek şöyle bu tepeye bir iki adet yaptım. İpimizi de arkadan gizleyip 3 adet de buraya yaptım. Şimdi şöyle bir şey de var. Örgü tabanımı ben 50-67 saydım kenar zincirlerini. Sizin tabanınız farklı markaysa, ben genelde önce örgü tabanlı yapacaksanız direkt taban üzerine yapmayıp önce örgü taban zincir kenarlarını sayıp ona göre de eşitliyorum hazır tabanda. Buraya 3 yaptık. Şimdi 2 yapacağım. Aralarda da 2-2 çok sık olduğu için 1-2-1 yaptım. 1 yaptım. Şimdi 2 yapacağım. Sık olduğu için dediğim gibi arkadaşlar 2 çift battıktan sonra tek de batıyorum ara ara. Yani önemli olan burada örgü tabanınıza denk gelmesi. Birkaç zincir fazla eksik olabilir. Onu kapatıyoruz tabanı tığlarken, monte ederken. Onda sıkıntı olmuyor. Bu şekilde bakın 2 battım. Şimdi tekrar 1 battım. Batacağım burada. Burada da 2 batacağım. Dış kısma geliyor. Burası biraz. Burada 1 battım. Burada 2 batacağım. Hemen buraya geçtim. İki battım. Bir. Bu kısma gelince 3 batıyorum burada. Bu kısımları 3 batacağım. Tam tepeye. İki sağda, iki solda. Tam tepeye geldik. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz konvers kuş gözlerini takarken tırnaklarım biraz kalemden de görüntü hoş değil, kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar. Tam tepedekini 4 battım. Hemen
diğer yan iki tarafına yine 3 batacağım. Sonra tekrar devam edeceğim. 2 2 1 1 aralarda buraya kadar sayarak ilerleyebilirsiniz. Yani 76 zincirse diyelim şu taban kenarlarını ben 67 mi 76 sanırım. Siz ördüğünüz elinizin ayarına da göre örgü tabanını da ben paylaştım. 25-26 zincirle başladım 19 numarayı. Son 3 sırada bitirdim. O kenar zincirleri kaçsa siz de ona göre buralarda denk getirin. Buraya kadar sayarak da ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde geldim sonuna arkadaşlar. Hemen bu tarafa bir tane yapıp buradan birleştiriyorum kaydırmayla. Bu şekilde tığlamamız bu tepede 4, yanlarda ikişer tane 3 battım. Diğerleri de dediğim gibi sayarak siz kenar zincirlerine denk gelecek şekilde 1 2 2 o şekilde doldum. Sadece tepelerde 4. Burada da yine sadece 1 birer tane kenarlarda 3 battım. Diğerleri de 2 2 1 1 gidiyor. Bu şekilde tabanımız monte edeceğim converse tabanını inşallah. Hemen yaptığımda ördüğümüz tabanı alalım. Şu tam tepeye. Tam tepeden bağladım. Şöyle net. Çektim. Hemen yanındakini alıyorum. Bir yanındakini alıyorum. Sık iğne şeklinde çıkıyorum. Tabandan aldım. Dalını alıp sık iğne şeklinde çıktım. Evet, kaydırmayla tabanımın sonunu birleştirdim. Hemen şu arka kısmından ilmeğimi alacağım. Şöyle şu ara boşluklardan kaydırmalarımızı yapacağız. İpimi kurtarabilirsem inşallah. Arkadaşlar şu şekilde bu işlemimizi de sonuna kadar yapalım, daha hoş duruyor. Şu aradaki boşluklar, görüntüler kayboluyor. Göstereyim, buradan da bakabilirsiniz. Dileyen yapsın, dilerseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, konversimi tabana ekledim. Burada ipimi kesip içeriye çekip gizleyeceğim. Bu arkadan çok tatlı aşamalı oldu ama çok da tatlı bir görüntüsü oldu. Bu burada bitti bu aşamalarımız. Şimdi hemen şu aksesuarını akşam olmak üzere karanlık olmadan hemen ışıklı yapmak istiyorum. Hızlıca aksesuar için kendi ten rengini ben kullandım. Hemen sihirli bir halka için 10 adet sık iğne yapacağım. Şöyle sihirli bir halka yaptım. Bir zincir çekip 10 adet halkanın içerisine sık iğne yapacağız. Birleştirdiğimizde birlikte 10 adet olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuzuncuyu alıyorum. Çünkü birleştirdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir çekip her sık iğne içerisine 2 adet çift trabzan batıyoruz. İkili trabzan. Onu iyice küçülteceğiz iple arkadan arkadaşlar. Her sık iğne için ikili trabzan yaparak devam edelim. Sonuncuya da yaptım. Hemen
iki zincir çektim. Zincir başına batarak burada işlemimiz bitti. İpimizi kesiyoruz. Gizliyoruz. Arkadan da bu ortayı iyice küçülterek, çekerek ipimize düğüm atıyoruz. Bakın böyle küçülüyor. Zaten işleyince de kaybolacak o. Bu ters tarafını çevirdim ben. Bu halkanın ters tarafı. Hemen sık iğne başına ipimi çektim. Yanındakinden ilmeğimi çıkarıp bunu arkada zaten gizleyeceğimiz için bu tepe sık iğne başlarından kaydırma yaparak kenarlarını oluşturacağız. Sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Şimdi ipimizi şu orta işlemesi için uzun kestim, çıkardım. Şu arkalardakilerini gizleyelim. Evet arkadaşlar, örgü iğnemi şöyle diktiğim iğneyi taktım. İnşallah unutmadan yapabilirim. Çünkü ben bunu en az birkaç kez denedim bu yıldız işlemek için de. Hani tutturabilmek için inşallah. Yani kusuruma bakmayın, arada belki de unutmuş da olabilirim. Hemen buradan ipimi tam şu iplerin dibinden dışarıya çıkarıyorum. Üste çıkardım. Şu şekilde yine aynı dipten alta soktum, getirdim. Buradan şu karşıya geçiyorum. Yine tekrar buraya çektim. Tekrar karşıya alttan geçtim. Şimdi bu üst değil, şuradan altına ipin, yani şu ilk değil de bu karşıdakinin altından iğnemi aldım. Buraya geldim. Hemen şu alta, şu kısma tam ortada ortalayıp çektim. Sonra bakın yine buradan değil, şu alttan ikinci ipin altından geçtim ve buraya geldim. Tekrar zaten oluştukça yıldız, şu alttan karşıya geçtim. Yine ipimin ikinci değil, ilk değil, ikincinin altından geçerek şu, tam şurada tek kalan, zaten üçgen yerin tek kalan kısmına getirdim. Bakın arkadaşlar, yıldızımız oluştu ama ben tam şu dipten alacağım, onu düzelteceğim. Bu şekilde yıldızımızı oluşturduk. Şimdi hemen ortalarını da aynı şekilde hızlıca yapacağız. Evet. Bakın bu şekilde şu ortayı kapatmak için de şu tam diplere, üçgen yani sivri olan kısımların şuradan başlayayım. Tam diplerinden batıp şu ara direkt içindeki boşluğa geçiriyorum ki oralarda kapanmış olsun. Şuralara batmakta zorlanıyorum arkadaşlar, çünkü hem sıkı örüyorum. Yine bu boşluktan aşağıya çektim. Direkt o orayı kapatmak adına yapıyorum. Hemen bu tarafa geldim. Burada da yine tam tepeye batıp yine boşluktan aşağıya çektim. Siz bu köşeleri daha iyi
Şimdi ben biraz hızlı yapmak istiyorum videoyu bitirmek için. Parça yarım kalmasın diye. Hemen yine bunu, bu her yıldız içine bu işlemi uyguluyoruz. Siz dilerseniz direkt yıldız olarak, yani bu ilk işlemeki halinde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Arkadan da ipimizi düğüm atıp keselim ve silikonla, ben bunu diktim ama siz silikonla yapıştırın. Bu şekilde yıldızımızı da buraya dikeceğiz. Hemen yapıştırın dedim. Özür dilerim. Üstteki bağcığını da şöyle hızlıca ben ipimi alıp üstteki bağcığını da şöyle uzunca, göz kararı, yani 1 metre uzun olsun ki kesmesi kolay. Biraz daha uzun bırakıyorum. Bu şekilde kesiyorum. İki ucunu birleştirdim. Kestim, iki ucu birleştirip bu şekilde düzeltip bükmeye başlıyoruz. Bir tarafı sağ, bir tarafı sola. Yani ipi kıvıracağız arkadaşlar hızlıca. Kıvırdıkça da şöyle çekelim ki düzgün şekilde görüntüsü olsun. Kıvıralım. Bakın kıvrılıyor. Büktükçe şöyle ipimizi elimizde de düzeltelim ki böyle açarak düzeltelim. İyice zaten o kendi kendine dönecektir arkadaşlar. Şöyle iki kat edip dönmesini sağlayacağız bunun. İyice kıvırdığımız zaman o kendi zaten formuna girecek. Evet arkadaşlar, bakın hemen bu kıvırdığımız yeri yine katlayarak, bu şekilde düzelterek bağcığımızı oluşturduk. Siz hazır bağda kullanabilirsiniz. Ben buradan buna bir düğüm atıp, düğüm atmadan önce geçirmek istiyorum ki kuş gözleri şöyle içten önce bu tarafı şöyle ortalıyorum. Burayı da geçirdim. Ortaladım. Aynı uzunlukta. Ucunu kaçırmayalım. Burada düğüm atacağız en son. Yine tekrar bu kısımdan geçirdim. Bunu da buradan. Şimdi bunu üstten geçireceğim, içine sokmak için. Bunu da tekrar üstten uzunluğu sizin kendi göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ayarladım. Bakın arkadaşlar, bağcığımızı da taktık. Bu uçlarını da dediğim gibi içeri sokmak için bu ucuna ben düğüm atacağım. Bu şekilde hem kendiniz yapmış oluyorsunuz. Burada kesip ben ucunu hafif
Yakıyorum. Çıkarıp takması da kolay oluyor. İçeriye atabiliriz. Ben belki bu kısa olmuş olabilir. Dediğim gibi göz kararı, siz kendi gözünüzün yani kararına göre ipi uzun veya kısa tutabilirsiniz. Böyle de aksesuarımızı silikonla yapıştırdım mı işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. İnşallah çok sürpriz videolar da geliyor. Çok istenilen modeller vardı. Instagram'da da sürekli istenilen videolar. Onlar da gelecek sırasıyla inşallah. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.